Herkese merhabalar Medlan kanalına hoş geldiniz. Ben Nişe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün 4 dörtlük AYT kampında diziler konusuyla karşınızdayız. Logaritma diziler fasikülünü açalım arkadaşlar. Dizileri en baştan adım adım tanımlarıyla birlikte öğrenerek sürdüreceğiz. Şimdi dizilerin tanımı, dizilerin o dizi olma şartı nedir? Bunları birlikte arkadaşlar sayfaları çevirerek Göre, göstereceğim size tek tek anlatacağım. İlk olarak fasikülün 68. sayfasını açalım ve 68. sayfadan itibaren adım adım çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle dizileri tanımlayalım. Şimdi arkadaşlar diziler adım adım gördüğünüz üzere terimlerden oluşan ve tanım kümesi pozitif doğal sayıları olan bir ifade. Yani aslında şöyle biz burada A1 dediğimizde bu birinci terim. A2 dediğimizde ikinci terim. A3 dediğimizde üçüncü terim. Bir şeyin sıfırıncı terimi olamaz. Bir şeyin eksi birinci terimi olamaz. Bir şeyin bir buçuğuncu terimi olamaz. O yüzden arkadaşlar bu terim sayısını belirttiği için burada tanım kümesi bir den başlayıp doğal sayılar şeklinde gider ve bunun gördüğünüz üzere bir tanımı olacak. Yani bunun bir değeri olacak. Şimdi değerler eğer eğer değerler tam sayılarsa bu bir tam sayı dizisi. Rasyonel sayısı bu rasyonel sayı dizisi. Türel sayılarsa reel sayı dizisi. C ise kompleks sayı yani karmaşık sayı dizisi diyeceğiz arkadaşlar burada kısma. Bakın arkadaşlar burası birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, eninci terime kadar adım adım terimlerin e, şeklinde gidiyor. Burada arkadaşlar şu an dedim şu alttaki n e indis deniliyor. Bunun tamamına da terim denilmiş oluyor. Biz bunları bolca kullanacağız ve göstereceğiz arkadaşlar bundan sonra kısımda. Şimdi gelelim buraya. Bakın arkadaşlar an 1 de versen 2 de versen 3 de versen 4 de versen 5 de versen an yerine fonksiyon gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar burada. Mesela a3 nedir? Bakın n yerine 3 yazacağız. Yani 6 artı 1'den 7. Sonuç hep bir tam sayı çıktığı için tam sayı dizisi. Hep bir rasyonel sayı çıktığı için rasyonel sayı dizisi. Hep bir reel sayı çıktığı için reel sayı dizisi. Burada iyili arkadaşlar hep bir karmaşık sayı çıktığı için karmaşık sayı dizisi demiş oluyoruz arkadaşlar buradaki e, kısımdaki ifade. Şimdi hemen gelelim mesela şunu bir iyi bir şekilde anlayalım. Burada diyor ki 3n-2 dizisinin terimlerini bulalım diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üzere öncelikle birinci terimini bulalım. Birinci terimine bakın n yerine 1 koyuyorum. 3 çarpı 1 eksi 2. 1 geldi. İkinci terimi 3 çarpı 2 eksi 2. 4 geldi. Üçüncü terimi 3 çarpı 3 eksi 2. 7 geldi. N'inci terimi 3 çarpı n eksi 2'den bu da n'inci terim olarak geldi. Bakın bu şekilde gidiyor. 1, 4, 7 ve 3 n 2 diye vermiş oluyor arkadaşlar buradaki kısımda. Bakın burada bu bir dizinin anlatımıdır. Bu nedir bakın arkadaşlar? Şu birinci terimi, bu ikinci terim, bu üçüncü terim, bu da genel terim. Yani genel olarak, genel olarak genel terim şu. O ifadenin içerisine yazarak yoluna devam ediyorsun. Oradaki en'in yerine yazıyorsun. Burada bir de genel terimini göstermiş oluyor. Yani bizim fonksiyonumuzun bu yani demek istiyoruz. En yerine mesela 8 yazınca 3 kere 8 24 eksi 2 22 22 kaç terim 8 terim olmuş oluyor buradaki kısımda bunu da bu şekilde söyleyebilirim şimdi devam edelim arkadaşlar adım adım buradan gitmeye başlayalım şimdi diyor ki burada dizinin elemanları liste şeklinde gösterildi şimdi arkadaşlar bir en yerine en yerine 1 verdiğimiz zaman ya yani A1'imiz bakın en yerine 1 bir vereceğiz. 1'in karesi artı 1 eksi 1 yani ne geldi? 1 geldi. 2 verdiğimiz zaman arkadaşlar A2 2'nin karesi artı 2 eksi 1 yani 4 artı 2 6 burası da 5 geldi. N3. Bakın N3. N yerine 3 geldiği A3. 3'ün karesi artı 3 eksi 1. Yani 9 artı 3 12 eksi 1'den de 11 geldi. O zaman bakın 1, 5, 11 nokta 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 diye şeklinde gidiyor arkadaşlar. Elemanlarını bu şekilde gösterebiliriz buradaki dizinin. Şimdi geliyoruz burada. Diyor ki bunun genel terimi buymuş arkadaşlar. Genel terimi buymuş. A10 ile A5'i toplamı nedir diyor. E tamam genel terim buysa ben N yerine 10 verdiğim zaman A10'u bulmuş oluyorum. Ney? 5 çarpı 10 1. Yani 5 kere 9'dan 45. E bir de A5 gerekiyormuş bana. A5'i bulalım. 5 çarpı 5 1. En yerine 5 verdim arkadaşlar burada. Eşittir 5 çarpı 4'ten 20 oldu. İkisinin toplamı da 65 olmuş oluyor. Buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya. Bir dizinin elemanları sıra ile yazılırken genel terim belirtmek zorundadır. Yoksa dizi tanımına uymaz demiş oluyor. Yani arkadaşlar bir dizinin bakın böyle tek tek yazdı ya sen bunun gidişatının bir aşamada değişmeyeceğini bilemezsin. Yani sen okumak zorunda değilsin bu durumu. O yüzden sana bir genel terim söylemek durumunda. Yani bu bir dizi belirtiyor. Ancak böyle yazdığı zaman sen devamında neyin nasıl geleceğini bilmediğin için burada bir dizi belirtmeyebilir. Yani belirtmez. Çünkü tanımı yani ne? Mesela 20. terimini bulmak senin için rahatlık olmalı. Kolaylık olmalı. Öyle bir terim vermediği için sen bunu nasıl bir gidişata sahip olduğunu bilemediğin için bunu bir dizi olarak kabul etmiyorsun. Diyoruz ki bir dizinin ilk 10 teriminin toplamı nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burası güzel bir e, mantık. Bunu birkaç yerde daha var. Oralarda da arkadaşlar adım adım e, kullanacağız buradaki kısmı. Şimdi ilk 10 teriminin toplamını bize sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar biz öncelikle A1 verdiğimiz zaman ne oluyor? Bakın 1 bölü 1 çarpı 2. Bakın A2 verdiğimiz zaman 1 bölü 2 çarpı 3 oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu şu ne demek biliyor musunuz? Şu gördüğünüz şey. 1 eksi 1 bölü 2 demek. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 demek arkadaşlar bu. Neden? Çünkü ne oluyor? Şunun paydasını 2 ile genişletiyoruz. Bakın bunun paydasını 2 ile genişletiyoruz. Gördüğünüz üzere burada. O zaman ne oldu? Şu arası ne oldu? 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 oldu gördüğünüz üzere. Yani 1 bölü 2 geldi. Bakın bunun da açılımı şu. 1 bölüyken yani büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. Böyle mi gerçekten? Bak bunu 3 ile bunu 2 ile genişletmen gerekiyor. Bak burası ne oldu? 3 bölü 2 çarpı 3 yazıyorum. 6 yazmıyorum. Eksi 2 bölü 2 çarpı 3. Yani ne oldu? 1 bölü 2 çarpı 3 geldi. Yani fark ediyorsan burada A1. Bak A1 dediğiniz şey. 1, 1 bölü 1 eksi. 1 bölü 1 eksi. 1 bölü 2. Bakın ilk 10 terim. Bak bu birinci terim. Bu A1. Bak ikinci terim. 1 bölü 2 eksi. 1 bölü 3. Üçüncü terim. 1 bölü 3 eksi. 1 bölü 4. Böyle böyle gidecek. Yani bu yazım. Şu gördüğün yazım. Şu demek aslında. 1 bölü en eksi 1 bölü n artı 1'in aslında açılmış hali yani burada kısım bu şekilde aç Böyle böyle gidiyor. E peki kaça kadar gidiyor bu? 10. terim. Yani n yerine 10 vereceksiniz. O da ne oldu? Artı 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11. Bak dikkatini çeken bir şey var mı? Bak şuradaki kısımda, şuradaki kısımda. Bak şu eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 götürüyor. 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 götürüyor. Götürüyor, 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 götürüyor. 1 bölü 10'da ondan önceki eksi 1 bölü 10 götürecek. O zaman ne kalacak? Burada 1 kalıyor. Burada da eksi 1 bölü 11 kalıyor. 1 eksi 1 bölü 11'den de cevabımız 10 bölü 11 geliyor. Yani şu gördüğünüz açılım bu anlama gelir sevgili arkadaşlar. Bunu aklımızda tutalım. Gelelim buraya. Diyor ki A8 eksi A7 bölü A5 değeri kaçtır diye bize sormuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakın A8 en yerine 8'i koy. Eksi 1 üzeri 8 artı 1'dir. Buraya da 8'i koy. Ne geldi? Bunun sonucu 9 geldi. Şimdi geri, devam ediyoruz. 7. Bak eksi 1'in üzerine 7 koyduğun zaman buradan eksi gelecek. 7'yi buraya koy. Eksi 8 geldi. Bakın eksi. Eksi 8 tabii ki de. 7 yerine de A7 eksi 8. Şimdi 5. 5'e geliyoruz. Şunları sildim. Şimdi geldim en yerine şöyle en yerine 5'i koydum. Burası ne geldi? Eksi geldi. Buraya da 5 koydum. Eksi 6 geldi. O zaman buraya da eksi 6 yazacağız. Yani o zaman ne oldu? 9 artı 8 bölü eksi 6. Yani eksi 17 bölü 6 gelmiş oluyor. Buradaki ifadenin sonucu diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki bir f fonksiyonu r'den r'ye tanımlı. Y'de eksi fonksiyonu herhangi bir değer bulunurken x yerine o değer yazılır diyor. Tamam arkadaşlar. Burada da e, gördüğünüz üzere en yerine kaçın terim bulacaksanız o yazılır demiş oluyor. Zaten bu bizim şu ana kadar yaptığımız bir şey. 10. teriminin 20. teriminden farkı diyor. Şimdi 10. terimini bulmak için en yerine 10 veriyorum. 21. 20. terimini bulmak için en yerine 20 veriyorum bu sefer. 41. Aradaki fark da 41 21'den cevabımız arkadaşlar 20 gelmiş oluyor burada kısımda. A7'yi A5'e böl demiş. Şimdi 7'nin terim bulmak için en yerine 7 koyuyorum. Bak ne oldu? 7 faktöriyel bölü 3 üzeri 7. 5'in terim bulmak için en yerine 5 koyuyoruz. Bölü 5 faktöriyel bölü 3 üzeri 5. Şimdi ne olacak bu? 7 faktöriyel bölü 3 üzeri 7. Birinci aynen kalır. Alttaki ters çevirip çarpacak. 3 üzeri 5 bölü 5 faktöriyel oldu. Şimdi bak 5 faktöriyel 7 faktöriyel sadeleşir. Yukarıda ne kalır burada? 7 çarpı 6 kalır. 3 üzeri 5, 3 üzeri 7 bunlar nasıl sadeleşir? Aşağıda 3 üzeri 2 kalır. Yani burada ne oldu? 7 çarpı 6 aşağıda da 3 çarpı 3 kaldı. Şu 3 şu 6 sadece burada 2 kalır. 14 bölü 3 gelmiş oluyor. Bizim buradaki A7'nin yani 7. terimin 5. terime oranını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yani burada sadece diziler çözüyor gibi düşünmeyin. Zaten diziler çözüyor sorularını çözerken genelde başka konulara da fazlasıyla fazlasıyla atıp olacak arkadaşlar. Sizler için bunu şimdiden söylemek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir y eşittir fx fonksiyonu bir polinomsa kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ama bakın dizilerde öyle değil dizilerde kesintisiz bir şekilde devam edemez. Neden? Çünkü şu arada buçukuncu terim 1.8'in terimi yok. O yüzden arkadaşlar dizi terimleri nokta nokta bakın. Dizinin grafiği bakın nokta 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 nokta. Yani burada her birine sadece birin, ikinin, üçün, dört mesela aradaki olan değerlerin bir karşılığı yoktur. O yüzden bu şekilde kesintisiz devam edemez. Dizinin grafiğini çizeceksen o zaman böyle noktalı şekilde çizmen gerekir arkadaşlar. Çünkü sadece ve sadece burada x pozitif doğal sayıların değerini alır. 1 bölü 1.5 olamaz, 1,8 olamaz, 2,4 olamaz. Sadece 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eder. Dizinin grafiği bu şekilde olmuş olur. Bize de bunu özellikle göstermek istedim. Çünkü grafiklerle ilgili çok fazla şey yaptık fonksiyonlarda. Burada da görmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır diyebilirim. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki A3, A4 ve A5'in çarpımı nedir? Diyor. Hemen bulalım arkadaşlar. Önceki A3. En yerine 3 veriyorum. 9 bölü 10. 4 veriyorum. 16 bölü 17. 5 veriyorum. 25 bölü 26 gibi bir mevzu çıktı. Bunların çarpımını sormuş bana. Hiç götürme şansın var mı bir şeyleri? Bakıyorum. Şunu 2'ye böl 5. Şunu 2'ye böl 13. Şunu da 2 iki defa 2'ye böl. Hem bunun hem bunun ikisine 4. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey oluyor işte. 9 kere 4 36. 36 çarpı 25 900 bölü. 13 kere 5 65. 13 kere 5, 65. 65 çarpı 17 gelmiş oluyor burası da. Mesela 65 çarpı 20 olsaydı 1200 olacaktı. 3 tane 65 çıkaracağım yani 1300 olacaktı özür dilerim. 1300'den e, önce bir 130 çıkaralım. Ya yani şöyle yapıyorum diyorum ki 65 çarpı 20 olsaydı 1300 olacaktı zaten. Şimdi ben buradan aslında 3 tane 65 çıkaracağım yani 3 tane 65 ne demek arkadaşlar? 195 çıkaracağım. Yani ne yapıyorum? 200 çıkarıp 5 ekleyeceğim. Yani burası da 900 bölü Buradan da 1105 e, mi oluyor? Yani 1105 gibi bir değer gelmiş oluyor bu için çarpımı. Daha sadeleşir ama uğraşmıyorum artık. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi diyor ki burada ilk 10 teriminin toplamı nedir diyor. Şimdi başlayalım. 1 verdiğim zaman ne geldi? 1 eksi bakın. 1 verdiğim, verdiğim, verdiğim zaman eksi 1 geliyor. 2 verdiğim zaman artı 2 geliyor. 3 verdiğim zaman eksi 3 geliyor bakın. Çünkü neden? Teklerde burası e, negatif oluyor. Çiftlerde pozitif. Sonra artı 4. Sonra e, e, eksi 5. Eksi 5 artı 6. Bakın böyle gidiyor. Yani bunu tek tek bir yazayım. Orada bir şey göstereceğim. Eksi 7 artı 8. Eksi 9 artı 10. Yani aslında arkadaşlar şöyle bir mantık var. Şöyle bir mantık var. Bu gördüğünüz her bir ikilinin sonucu 1 çıkıyor. Bakın her bir ikilinin sonucu 1 çıkıyor. Bakın burada 5 tane bu ikiliden var. Eksi 9 artı 10. O zaman bunun sonucu 5 oluyor arkadaşlar. Toplamları gelmiş oluyor buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya. Burada bir dizinin toplamının formülünü vermiş arkadaşlar. Toplamının formülü. Bakın mesela burada SN diye gösteriliyor. SN diye gösteriliyor. Mesela N'inci terime kadar olan terimlerin toplamı. Bakın SN demek ne demek? Birinci terimden N'inci terime kadar olan sayıların toplamı. Mesela bir BN dizisinin ilk 100 teriminin toplamı S100. Yani 100'e kadar olan terimlerinin toplamı olarak verilmiş olur arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi mesela bakın gelmiş buraya diyor ki bu dizinin ilk 10 ilk 30 teriminin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bak öncelikle A1. 1 verdiği zaman ne gelir arkadaşlar? Şöyle hatta alt alta yazayım. A1, A2, A3, A4 nokta 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 A30'a kadar. Bakın. Geliyorum. 1 verdiğim zaman ne yazar? Eksi 4. 2 verdiğim zaman ne yazar arkadaşlar? Şuraya 2 verdiğim zaman. Eksi 3. Şöyle. Sonra eksi 2. Sonra eksi 1. Sonra işte 0. A5 0 nokta, nokta nokta 30 verdiğim zaman da 25. Yani 25'e kadar olan sayıların toplamı oluyor buradaki kısımda. Şimdi i̇şte ben bunları toplarsam arkadaşlar mantıken yani burada 4, -4 -3 -2 -1 değil de birer birer gidiyor. Ben bunu fark ettim. Sonra 1 2 3 4 gelecek. Şu şunu, şu şunu, şu şunu, şu şunu, şu, şunu götürecek. Yani aslında burada ne kalıyor toplam olarak? 5'ten 25'e kadar olan birer birer altan sayıların toplamı kalıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl buluruz? Şimdi böyle bir sayı dizisini bulmanın kolay bir yolu vardı. Ortanca terim çarpı terim sayısı. Bakın yazıyorum. Ortanca terim çarpı çarpı terim sayısı. Bu ardışık sayılardaki formül. Şimdi bakın arkadaşlar burada kaç tane terim var? Önce onu bulalım. Nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bakın son terim 25 eksi ilk terim. Böyle artış miktarı birer bir 1'e 1 bir, artı bir. Yani 25 eksi 20 bölü 20. 21 tane terim var burada. Son terim eksi ilk terim bölü ilk terim bölü ortak fark artı bir. Bu şekilde buluyoruz. Şimdi burası 21. Ortanca terim. Ortanca terim arkadaşlar ilk ve son terimin ortalamasıydı. Yani ilk terim artı son terim bölü 2 ortanca verir. Yani 25 ile 5'i topla. 32'ye böl 15. Yani 15 çarpı 21 bana bunların toplamını verecek arkadaşlar. Bu da 315 olmuş oluyor. Bu şekilde çözüyorum. Diyor ki bana burada SN, S10 nedir diyor. Tamam mı? S10 nedir diyor. Şimdi bak. S10 nedir? Şimdi bak. Öncelikle S10 10. terime kadar olan terimlerin toplamı demek. Şimdi bakın. Ben burada A1'i buluyorum. Bak 1 ne demek bu? 1'den başlıyor. N-1'e kadar olan sayılarını toplamış. Sen buraya 1 koyduğun zaman ne olur? 0 gelir değil mi burası? Yani A1 0'mış. Devam ediyorum. A2 ne? Bakın 2. O zaman da burada N yerine A2 ne? Şöyle silin burayı. N yerine bu sefer iki koyacaksın. 2 koyacaksın. 2-1'den 1'e kadar olan sayılarını toplamış. Yani o zaman 1 geldi. A2. Peki A3 ne? O da arkadaşlar bak buraya 3 koyacaksın ya. O zaman ne kaldı? 2. Yani 2 de 1'in toplamı oluyor. Yani oraya kadar. 2'ye kadar olan sayı toplamı. Yani 3 oluyor. Sonra A4 ne? O da arkadaşlar 1, 2, 3'e yani kendinden bir eksiğine kadar olanların toplamı. Yani ne oluyor burası? 6. Sonra devam edelim. A5 ne? O da 1, 2, 3, 4 toplamı. Yani aslında şurası 6 idi ya. 6'ya 4 ekli. 10. Mesela A6 ne? A6'da bak ona bir tane 5 ekleyeceğim fazladan. 15. Sonra A7 ne? Bakın A7 bir tane 6 ekleyeceğim. 21. Sonra A8 ne? A8'de bir tane 7 ekleyeceğim. 28. A9 ne? Bir tane 8 ekleyeceğim. 36. Ve A10 ne? A10'da 39'a bir tane 36'ya bir tane 9 ekleyeceğim. 45 geliyor. Yani aslında bana şunların toplamını soruyor yani. Şunların toplamını. Şurası 4. Burası 10 etti. 20 etti. 35 etti burası. 35. 35 ile 45'i toplarsak 80 etti. 80 e, 21 daha 101 etti 101 101 28 daha 129 etti 129 36 daha ne diyor 165 etti toplamları 165 geliyor her bir terim bu şu demek burası iyi önemli anlayın burayı yani kaçıncı terimini istiyorsan onun bir eksiğine kadar olan sayıların toplamından geliyor yani o terim gibi oluyor bak tek tek buldum burada adım adım toplamış oldum buradaki ifadenin sonucunu. Şimdi geliyoruz buraya. E ben bunu tanıdım. Az önce görmüştüm bunu. Bu ne demekti? 1 bölü n eksi 1 bölü n, eksi, artı 1 demekti arkadaşlar. Şöyle bir. Şunun açılımıydı aslında bu gördüğümüz şey. Bunun açılımıydı. Diyor ki bana. Bakın a1 koyacaksın. a2. E tamam güzel. O zaman ben bu bu ya. 1 koyarsam buraya ne olur? 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Tamam. 2 koyarsam ne olur? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. E gelip buraya 3 koyarsam 3 koyarsam ne olur? Artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Ta ki artı nokta nokta 99 koyana kadar. O da ne olur? Artı 1 bölü 99 eksi 1 bölü 100 gelmiş oluyor. Şimdi gelelim buraya. Bakın şu ikisi birbirini götürüyor gördünüz mü? Artı, artısı eksi. Bakın hep bunlar birbirini götürecek götürecek. Götürüyor. Bakın burada da zaten eksi 1 bölü 99 olacak için şu da şunu götürecek. O zaman ne kaldı? 1 kalacak ve 100 kalacak. 1 eksi 1 bölü 100 kalacak. Oradan 99 bölü... 100 gelecek. Buradaki ifadelerin tamamının toplamı arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Burada bize bir formül vermiş. Formül şu arkadaşlar. Diyor ki 1 çarpı 1 faktörü 2 çarpı 2 faktörü 3 çarpı 3 faktörü böyle böyle giderse diyor n artı 1 faktörü eksi 1 gelir cevap diyor. Burada diyor an, an diyor A buymuş. Genel terim buymuş. Mesela a1 ne o zaman? a1 şöyle a2 a3 A50'ye kadar yazalım. Bakın a 1 e bakın n çarpı n faktör. Yani 1 çarpı 1 faktör artı 2 ne? 2 çarpı 2 faktör artı 3 çarpı 3 faktör artı nokta nokta nokta. 50 çarpı 50 faktör. E bunun sonucu neymiş arkadaşlar? Bakın şunun sonucunun formülü var. Bunu En artı 1 faktör eksi 1. Yani 51 faktör eksi 1'miş. ya yani bunların toplamı 51 faktöriyel eksi 1 oldu. Diyor ki sondan kaç basamağı 9'dur. Şimdi arkadaşlar bunu daha önce TET'de anlattım. Şimdi böyle bir ifade varsa Burada bakın 51 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırsa bir eksik eksilttiğim zaman da sondan o kadar basamağı 9'dur. Ne demek istiyorum? Mesela 1000. Sondan kaç basamağı? 0. 3. 1 çıkar. 999. Sondan 3 basamağı 9 oluyor. Yani buradaki ifadenin sondan kaç basamağı 0 ise 1 eksiğinde sondan o kadar basamağı 9'dur arkadaşlar. Bunu e, söylemiş olayım sizlere. Şimdi 51 faktöriye de geliyorum. İşte 51 faktörün içerisinde kaç tane sıfır var? Bunu nasıl anlayacağım? Bir şeyin sonunda sıfır olması için içinde 10 çarpan olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? 3 çarpı 10 üzeri 2. Bu ne demek? 3'ün yanına 2 sıfır koy. Yani kaç tane 10 varsa o kadar sıfır vardır içerisinde. Peki onu, onu yaratmak için elimizde ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor ve 2 olması gerekiyor arkadaşlar. 5 ve 2. Yani... Elimde kaç tane 5 ve kaç tane 2 birbiriyle eşleşiyorsa o kadar 10 oluşur. Peki ben 51 faktörün içerisindeki 5 sayısını nasıl bulurum? Arkadaşlar hatırlayalım faktöriyelden. Şöyle bir formül vardı. 51'in içinde kaç tane 5 var? Şöyle bulun. 51 bölü 5 10 kere var. Onu bir daha 5'e böleriz. 2 defa var. Buradaki bölümleri topladığımız zaman bakın burada 5 üzeri 12. Yani 12 tane 5 varmış bunun içerisinde. Peki 2 nedir? 2 çok fazla vardır zaten. Yani burada sadece 12 tane 5 ile 12 tane 2 yan yana geldiği zaman yani bunun sonucunda 51 faktöriyelin içerisinde 10 üzeri 12 var. Yani 12 tane 0 vardır sonunda. Çünkü neden 12 tane 5 varsa onu karşılayacak kadar 2 zaten vardı. 2 çok fazla var çünkü. Her çift sayıda 2 var zaten. Şimdi o yüzden 5 üzeri 12 çarpı 2, 2 üzeri 12 ne eder? 10 üzeri 12 yani 12 tane sıfırla bitiyor sonu. 51 faktör. E peki sen bundan 1 çıkarırsan da o zaman bunun sondan 12 basamağı da 9 olur. Sondan 12 basamağı 0 ise sondan 12 basamağı da yine 9 gelecek arkadaşlar buradaki kısımda diyebiliriz. Evet böyle bir hatırlatma da yapmış olalım. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki eninci terime kadar olan terimlerin toplamıyla n eksi birinci kadar terime kadar olan terimlerin toplamını birbirinden çıkarırsan. Şurada çıkarma işlemi olacak acaba. Eksi çıkarma işlemi çıkarırsan a n yani genel terim gelir diyor. Şimdi bakın bu s n. Şimdi bana genel terimi ne? Ben neyi bulmam gerekiyor? S n eksi Yani n gördüğüm yere n gördüğüm yere n eksi bir yazacağım. Hadi yazalım bakın. 2 çarpı n eksi birin karesi. Artı 3 çarpı n 1. Eksi 2. Başlıyorum. Şimdi bu 2 çarpı. Şunu açıyorum. n kare eksi 2n artı 1 artı 3n eksi 3 e, bir de eksi 2. Şunu açıyorum. 2n kare eksi 4n artı 2 e, artı 3n eksi 3 eksi 2. Şimdi eksi 2 iki artı 2'yi götürdü. Şimdi 2n kare bakın eksi 4n var artı 3n var. Eksi n kaldı. Bir de eksi 3 kaldı. Bu neymiş? S n eksi 1'miş. Şimdi ben bundan bunu çıkarırsam yani şurada gördüğünüz şeyden burada gördüğünüz şeyi çıkarırsam genel terim bulacağım. Hadi gelin çıkarıyorum. 2n kare eksi artı 3n eksi 2 eksi parantez içinde bunu yazacağım. 2n kare eksi n eksi 3. Ne oldu arkadaşlar? 2n kare artı 3n eksi 2 eksi 2n kare artı n artı 3. Şimdi burada ne yapıyoruz? 2n kare 2n kareye götürüyor. Şurası kaç n oldu? 4n oldu. 4n eksi 2 artı, artı 1 oldu. O zaman 4n artı 1 bunun genel terimi oldu. Bana diyor ki 6. terimi bul. Bulurum arkadaşlar. Nasıl bulacağım biliyor musunuz? Şimdi bu esen ya. S6'dan S5'i çıkarırsam 6. terim kadar kalır. Neden? Çünkü bu S, S6 ne demek? A1, A2, A3, A4, A5, A6'yı topla demek. E bundan sen 5'e kadar A1, A2, A3, A4, A5'i çıkarıyorsun. E çıkarsan ne kalır? Bu, 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 bu. Bu, 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 bu götürürüz. Geriye A6 kalır. Yani o zaman sen 6. terime kadar olan sayıların toplamından 5. terime kadar olan sayıların toplamını çıkarırsan olayı zaten 6. terimi bulmuş oluyorsun. Gelin bakalım arkadaşlar. Siliyorum şunu. Şimdi gelin bunu önce 6 verelim. Şuraya 6 verirsen Ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 6'nın karesi artı 3 çarpı 6 eksi 2. Yani burası ne oldu? 36 çarpı 2, 72 artı 18. 90 eksi 2'den 88 geldi. S6 88 geldi. 6. terime kadar olan sayıların terimleri toplamı. Şimdi geliyorum 5'e. Gelip buraya 5 koyuyorum. 5 koyduğum zaman 2 çarpı 5'in karesi 25 50 artı 3 kere 5 15 geldi gördüğünüz üzere. Bir de eksi 2 mi geliyor? Aynen. O zaman ne oldu? 65 eksi 2'den. s 5'te 63 geldi. O zaman ben S6'dan S5'i çıkarırsam yani 25 benim altın terimim olmuş oluyor. İlk 4 terimin toplamını soruyor. E tamam çok basit. Zaten vermiş burada ilk terimlerin toplamını. 4 terimin toplamında en yerine 4 koyacağız. S4. 2 çarpı 4'ün karesi artı 3 çarpı 4. Eksi 2. Yani burası 32 artı 12. Eksi 2. Yani 44 eksi 2'den cevabımız 42 gelmiş oluyor. Buradaki sorunun cevabını buluyoruz. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki 10. terime kadar ve 6. terime kadar olan sayıların farkı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şunu yine tanıdım ben. Şimdi bak şu 3'ü dışarı at. 3'ü dışarı at. Bu ne oluyor? 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n. Bu değil mi bu? 3'ü dışarı at. Şimdi bak. Gel başlıyorum. Şimdi ilk 10 terimin toplamıyla ilk 6 terimin toplamı çıkar. Şimdi bir kere ilk 10 terimle ilk 6 terimin toplamını çıkarırsan geriye ne kalır biliyor musunuz? 7. terim, 8. terim, 9. terim ve 10. terim kalır. Çünkü ne bir tanesi 10. terime kadar seri sayıların toplamı, diğeri de 6. terime kadar sayıların toplamı. Birbirinden çıkarırsak bunlar kalır geriye. Şimdi hadi gelin başlayalım. 7'yi verdim bak. Buraya geldim. En yeni 7'yi verdim. Bakın 3 var zaten bak. Ne oldu? 3 çarpı 1 bölü 8 eksi 1 bölü 7. Artı 3 çarpı 1 bölü 8 eksi. Pardon 1 bölü 9 eksi. 1 bölü 8. Pardon 1 bölü. Şunu yanlış yaptık. Şuraya. E, bunu, şunu yanlış almışım arkadaşlar. Hata olmasın. Şöyle olacak. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Eksi 1 bölü n artı 1. Eksi 1 bölü n artı 1. Heh, şimdi oldu. Tamam. Şimdi şunu hemen siliyorum tekrar. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8. Şöyle. Burada da 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9. Bakın bu 8 terim. Artı 3 çarpı 1 bölü e, 9 eksi 1 bölü 10. 9'un terim. Şu da 10. terim olacak. Onu da yazıyorum. Şöyle. Onu da şuraya yazayım. Artı. Şuraya yazıyorum. 3 çarpı 1 bölü 10 e, eksi 1 bölü 11. Şimdi hepsinde 3 var değil mi? Ben bunları 3 parantezine alırsam. Bakın arkadaşlar 3 parantezine alayım ya. Hepsinde 3 var. 3 var. 3 var. 3 var. 3 var. Şimdi bak. 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 eksi 1 bölü 8. 1 bölü 9 artı 1 bölü 9. 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 götürecek. Ne kaldı? 1 bölü 7 eksi 1 bölü 11 kaldı geriye. Bunu hemen 11 ile bunu hemen 7 ile genişletiyorum. 11 eksi 7'den ne geldi? 4 bölü 77 çarpı 77 çarpı 3 geliyor. 12 bölü 77 oluyor. Buradaki ifadelerin toplamı diyebiliriz. Şimdi geldik buraya. Evet diyor ki buna göre S39 ile e, S19'un farkı nedir diyor. Yine oldukça basit bir soru. Neden? Şu gördüğünüz şey ne? Birden n'e kadar olan sayının toplamı. Bu nasıl bulunuyordu? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi bunun formülü. Bir de başına 1 var arkadaşlar bunu biz düzeltelim. Ne olur? Birinci aynakalı ikinci ters çevir çarpılı. Birinci bir, ikinci ters çarpınca ne olur? 2 bölü n çarpı n artı 1 olmaz mı? Şimdi bu ne demek? Şu 2'yi dışarı atalım. Bu ne demek? Bakın şunun açılımı. 2'yi dışarı atarsak 1 bölü n çarpı n artı 1 olmaz mı? E yukarıdaki sorunun aynısı bu. 2 çarpı 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1'in açılımı bu. Yani aslında ne bulduysak ondan 2 en son 2 ile çarpacağız. Hadi bunu yapalım. Diyor ki 39 terimin toplamından 19 terimin toplamı çıkar. Yani o zaman ne başlıyor? 20'den başlıyor. 39'a kadar sürüyor. Yani bunların toplamını sana söylüyorum. Hadi gelin 20 koyun bak. 20 koyun ne oldu? 1 bölü 20. Eksi 1 bölü 21. En son 2 ile çarparım. Hepsinde 2 var zaten. Şu 2 burada dursun. En son sonucu 2 ile çarpacağım. Artı. 1 bölü 21. Eksi 1 bölü 22. Artı. Nokta nokta nokta. Geldik buraya. 1 bölü 39. Eksi 1 bölü 40. Bak şimdi izle. Şu 21 bunu 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 götüre götüre gidecek. En son 1 bölü 20. Eksi 1 bölü 40. 1 bölü 20. Eksi 1 bölü 40 kalacak burada. Şimdi hemen şunu 2 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 2 bölü 40 oldu. 2 bölü 40'dan 1 bölü 40'ı çıkarırsak cevabımız 1 bölü 40 olur. Ama bir de ne yapacağım? Başta hepsinde 2 vardı. O zaman ben de burayı gelip bir kere 2 ile çarptığım zaman sonucum 1 bölü 20 gelmiş oluyor arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi devam edelim. Gelelim buna. Diyor ki ilk n terimin toplamı sn, bn'de ilk n terimin toplamı bilmem ne falan filan. Şimdi bunu yap diyor. Bunu, bunu bundan çıkar diyor. İlk 100 terimin ilk 100 terimini çıkar. Şimdi arkadaşlar bunun birinci terimi 2 çarpı 1 artı 1. Bu A'nin birinci terimi. Bu da B'nin birinci terimi bak. 2 çarpı 1. Şimdi burada devam ediyorum. Toplamları ya artı 2 çarpı 2 artı 1. Şöyle parantez içine alalım. Bu da artı 2 çarpı 2. Şöyle bunu da parantez içine alalım. Artı 2 çarpı 3 artı 1. Artı 2 çarpı 3. E arkadaşlar dikkatini çekiyor mu? Yukarıdaki her seferinde aynı bir fazla. Aynı bir fazla. Aynı bir fazla. Yani her biri için bir fazlalık var. e 100 teriminden 100 terimini çıkaracaksak her biri için bir fazlalık var. O zaman a, n yani şunun toplamı bunun toplamından kaç fazla oluyor ilk 100 terimin toplamı? Her bir terimde bir fazlaysa 100 tane terimlerin toplamı çıkarılırsa 100 fazla gelmiş oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar buradaki kısmı. Şimdi... Gelelim, gelelim dizi olma şartına. Dizi olma şartını dikkatli bir şekilde adım adım arkadaşlar inceleyerek gidelim. Şimdi dizi olma şartımız neymiş ona bakacağız. Şimdi diyor ki a n 1 bölü n bu bir reel sayıların dizi midir diyor. Şimdi reel sayıların dizi olması için arkadaşlar mantıken bunda bir tanımsızlık gelmemesi gerekiyor. Yani hangi reel sayı yazarsam yazayım tanımsız gelmemesi gerekiyor. Ki ben zaten burada a n n yerine bir pozitif doğal sayı verebilirim. Şimdi bakıyorum Burada tanımsızlık ne olabilir? Payda sıfır olur ama n zaten pozitif bir doğal sayı olduğu için hiçbir zaman n'e sıfır veremeyeceğim için bunda herhangi bir tanımsızlık gelmez. Bu bir reel sayıdır. Devam ediyor. A n diyor. tamam, A n de A 1 yazdığı logaritmanın tabanı 1 geliyor. Logaritmanın tabanı 1 gelemez. O yüzden bu bir şey belirtmez. Reel dizi belirtmez. Çünkü sonucunda tanımsızlık geliyor verdiğimiz değerleri. Geldik buraya. E bu verir mi? E arkadaşlar bu da verir. Ben buraya gelip 20 yazarsam ne olur? 10 eksi 20'den eksi 10 çıkar. Logaritmanın üstü negatif olamaz. O yüzden bu da bir reel dizi belirtmez. Devam ediyorum. Geldim buraya. Şimdi bunun tanımsız çıkması için paydasının sıfır olması gerekiyor. En yerine eksi 2 vermem gerekiyor. Abi zaten en yerine verebileceğim sayılar ne? Pozitif doğal sayılar. Hiçbir zaman eksi 2 veremeyeceğime göre hiçbir zaman herhangi bir tanımsızlık gelmez. O yüzden bu bir gördüğünüz üzere reel dizi anlamına gelmiş oluyor. Devam ediyorum. Geldim buna. N bölü n kare eksi 9. Şimdi buna bakıyoruz. Bu bir reel dizimidir. Şimdi bakın arkadaşlar burada bu n-3 çarpı n artı 3 diye ayrılır. Ve n yerine 3 verdiği zaman burası 3 olacağı için şöyle burası sıfır gelecek. Yani paydayı sıfır yapan değer var. O yüzden bu da bir reel dizi belirtmez. Geliyoruz buraya. n yerine hep pozitif doğal sayı vereceğin için kökün içerisinde negatif olma ihtimali var mı? Yok. O zaman bunda bir reel dizi belirtmiş oluyor. Devam ediyorum burada. Küp kök içine gelirse gelsin beni bağlamaz abi. Eksi gelebilir. O yüzden bu reel dizi. Geldim buraya. Paydanın sıfır gelmemesi gerekiyor. Ama ben buraya n yerine 6 verirsem ne oluyor? Payda sıfır geliyor. O yüzden bu bir dizi belirtmez. Reel dizi belirtmez. Devam ediyorum. AN. Bakın arkadaşlar 1, 3, 5 diye gelmiş. Bakın gördüğünüz üzere burada gidişatı, gidişatı vermiş arkadaşlar. Gidişatı vermiş. O yüzden bu bir dizi belirtir. AN diyor 1, 2, 3, 4, 5 diyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 geliyormuş burada. Bitiyormuş ondan sonra. Burada bitiyormuş. Sonsuza kadar devam etmiyormuş arkadaşlar bu. 5'ten sonrası yok yani. O zaman bu da bir dizi belirtir. Ama bakın burada sonsuza kadar gidiyorsa genel terimini vermek durumunda. Devam ediyorum. Bu belirtir mi? Arkadaşlar bu da belirtir. Niye belirtmesin? Pi diyor. Pi ne? 22 bölü 7 değil mi? 22 bölü 7. E sen bunu gelip n ne çarpıyorsun? n de 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Yani hiçbir zaman paydayı sıfır getirme ihtimali var mı? Yok. Bu da olur. Şimdi geliyoruz buraya. Bu bir tanımsızlık belirtir mi? Belirtir. arkadaşlar şu derece olarak Bak En üzeri sıfır değil, derece olarak yazmış. Şimdi tanjant 90 derece eğer sen n 90, 90 yazarsan tanjant 90 tanımsızdır arkadaşlar. Bu tanımsızlık getirdiği için bu da bir reel dizi belirtmemiş oluyor burada kısımda. Gelelim buraya. Logaritma en yerine birden başlayın. Abi ne verirsen ver gördüğün üzere logaritmanın üzeri pozitif çıkıyor. Tabanı zaten 10. Bu bir reel dizi belirtir. Geliyoruz buraya ama burada öyle değil. Neden? Birinci, birinci terime bak. Bir ver zaman taban eksi 1 geliyor. O yüzden bu logaritmanın tabanı eksi 1 olamaz. O yüzden bu da reel bir dizi belirtmez. Devam ediyorum. Burada abi sorun yok ki eksi 1'in üzerine sayı veriyorsun. Herhangi bir tanısı getirecek bir durum yok ortada. O yüzden bu belirtir. Burada en yerine 3 verirsen payda 0 olur. O yüzden bu Real dizi belirtmez. Tanımsızlıklar var gördüğünüz üzere. Geldik buraya. Ne yazarsam yazayım. Sonuç kök 5 bölü 3 geliyormuş. Eyvallah. Ne bu? Sabit fonksiyon. Sabit polinom. Sabit dizi olacak. Bir sonraki derslerimizde göreceğiz. Geldik buraya. Kök 5 eksi n demiş. A n. O zaman bu belirtir mi? E belirtir mi? E 10 verirsen e 10 eksi 5'ten kökün içinde eksi 5 olacak. E bu reel sayı belirtmediği için bu bir reel dizi belirtmez. Geldik buraya. Bu olur mu diyor sana. Şimdi paydayı sıfır yapman gerekiyor. Şimdi paydayı sıfır yapmak için. sence diyor ki e hocam paydayı sıfır yaparız. Ney? 13'ü karşıya at 4 eşittir 13. En yerine 13 bölü 4 verirsek payda 0 olur da. Bu bir dizik çocuğum. Dizi olduğu için burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verebilirsin. Yani 13 bölü 4 veremeyeceğine göre payda hiçbir zaman 0 yapamazsın. O zaman hiçbir zaman tanımsızlık gelmez. O zaman sonuç hep bir reel sayı olacağı için bu reel sayılar tanımlı. Geldim buna. Bu belirtir mi diyor sana. Şimdi bizim açımızdan payda pi'de önemli. Paydayı 0 yapan bir değer var mı? Bakalım arkadaşlar paydayı 0 yapan değer ne? Köküdür. Bunun kökü var mı yok mu? Deltasına bakalım. B kare B kare 1 yani şurası 1'in karesi. Eksi 4 çarpı A'mız da 1. C'miz de eksi 1. Bakın burası ne oldu? Şurası ne oldu? Artı oldu gördüğünüz üzere şu kısım. Şöyle artı oldu. 1 ee, artı 4'ten deltamız 5. Yani bunun kökü var. Bunu sıfır getiren değer var. Peki bu sıfır getiren değer ne arkadaşlar? Sıfır getiren değer. Yani buradaki bir şey sayımı. Ee, herhangi bir e, tam sayımı. Yok tam sayı değil. Bak 1 yaz olmuyor. 2 yaz olmuyor. 3 yaz olmuyor. Yani buradaki tam sayılar bunun altını sıfır getirmiyor. Bunun paydasını sıfır getiren sayılar buradaki tam sayılar değil en azından. Tamam kökü varmış ama sıfır değil. O yüzden arkadaşlar burada gördüğünüz ifade yani şu gördüğünüz buradaki en kare eksi 9 alt taraftan da bir kök gelebilir. Yani sıfır yapan kök gelebilir ama bu kök bir tam sayı olamayacağına göre. O yüzden bu da bir dizi belirtir. E hocam üstü sıfır yapan değer var. Çocuğum üstü sıfır olabilir zaten onda bir sorun yok. Payda sıfır olamaz. Tanımsızlık getirecek. E bu bir dizi midir? Bakın hocam arkadaşlar 2, 4, 6 diye gitmiş ama genel terimini yazmamış. Sonsuza kadar gidiyor. Genel terimini yazmak zorunda. Bu bir dizi belirtmez burada. Buna gelmiş. Bakın bu kombinasyon. Şimdi başlıyorum. 1 verdin. Bak. 2'nin birli kombinasyonu. 1 bir bu. 2 i̇ki verdin. 2'nin üçlük. 2 verdin. 3'ün ikili kombinasyonu. 3 2 ver 3 verdin. 4'ün 3'lü kombinasyonu. Sürekli kombinasyon olarak devam ediyor. Herhangi bir sorun yok, herhangi bir tanımsızlık yok. Bu da belirtir. Geldik buna. Bu belirtir mi? Sevgili arkadaşlar bu da belirtir. Çünkü en yerine ne koyarsan koy sinüste bir değeri var. Sinüsteki herhangi bir değerin tanımsızlığı yok arkadaşlar. O yüzden bu da belirtir. Bu belirtir mi? Arkadaşlar sekant 1 bölü kos demek. Şimdi 1 bölü cos ya. Şimdi 1 bölü cos olduğu için acaba burada kosinüsü 0 yapan bir değer varsa, yani 1 bölü 0 olursa tanımsızlık gelir. Acaba bunu sıfır yapan değer var mı arkadaşlar? Kosinüs ne zaman sıfır olur? 0'da sıfır olur arkadaşlar. 0'da sıfır olur yani. Kos 0, 0. Başka nasıl? Bakın burası ne var? n artı 1 bölü n diye vermiş. Yani buradaki durumda herhangi bir tanımsızlığın herhangi bir aşamada gelme ihtimali var mı? Var sevgili arkadaşlar. Burada net bir biçimde var. Yani burada aslında ne geliyor? E, kos, 90, kos 90 gelirse pardon cos 0 değil cos 90 gelirse sonucu 0 olur. Şimdi kosinüsün 90 gelmesi ihtimali var mı? En yerine 1 koyarsan 2 bölü 1 2 pi 2 pi olur. En yerine en yerine 2 koy. O zaman ne oldu? 1 bölü kosinüs 2 koyduğum zaman ne oldu? 3 bölü 2 pi oldu. 3 bölü 2 pi. O da bu pi bölü 2'ye çev... E, pi, 3 bölü 2 pi nerede 3 bölü 2 pi? 270 derece doğru değil mi? 270 derecede kosinüs arkadaşlar sıfırdır. O zaman 1 bölü 0 olur sonra sıfır gelir. Bakın gördüğünüz üzere 2 koyduğum zaman sonucu sıfır getirdim. Trigonometre daha net anlayacağız bu kısmı. Ama bunu tanımsız yapar. bu sekant 1 bölü kos olduğu için kosinüs sıfır getiren değer olduğu için arkadaşlar bu da pardon şöyle tanımsız getirdiği için belirtmez olmuş oluyor diyebilirim. Yani fazla detaylar var burada. Diğer konularla çok fazlasıyla iç içe ama en azından bunu bir kere görmenizi istedim. Evet ilk videomuz bu şekilde dizilerde. Dizilerin tanımı ve dizi olma şartına baktık. Sonrasında e, tanım kümelerinin özelliklerine doğru geçiş yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra kısımda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.